Arkadaşlarım hoş geldiniz, safa geldiniz. Allah-u Teala gelişinizi, oturuşunuzu, burada bulunmanızı önce kendimiz adına, sonra müminler adına, sonra bize emeği geçmiş kimler varsa onların adına hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Peki üzerimizde kimlerin hakkı var? Bedir Savaşı'nda bulunanların hakkı var. Bize cet olmuş, yani soy olmuş. Mümin olmuş, bize dua etmiş, emek vermiş. Babalarımız, analarımız, ninelerimiz, Çanakkale'de olanlarımız, bunların hakları var. Onlar adına gelişiniz hayırlı olsun. Başka sizden sonra gelecekler var ya, onlar adına da hayırlı olsun. Ne gibi? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. O İstanbul'u fethetmesiyle biz ondan sonra geldik. Onların o çalışmaları bizim hakkımızda nasıl hayırlı olduysa, sizden sonra gelenlerin de bu gece buraya gelişinizi onlar hakkında Allah hayırlı eylesin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, Metin hocamıza rahmet eyle. Amin. Bayram Ali hocamıza rahmet eyle. Amin. Hızır hocamıza rahmet eyle. Amin. Efendi Hazretlerimize rahmet eyle. Amin. Efendi Hazretlerinin bize bıraktığı, getirdiği emeklerini bereketli eyle. Amin. O emekleri içerisinde bulunmamızı nasip eyle. Amin. Bu emeklerle Efendi Hazretlerimizin yüzünün ak olmasını, bizden de, bizden sebep de övünmesini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bizden övünmesini, Allah-u Teala da meleklerin nezdinde bizden övünmesini Allah nasip eylesin. Allah'ımıza hamd, Peygamberimiz ettiği gibi, Efendimiz'e salavat, Allah ve melekleri ettiği gibi Allah etsin. Efendi Hazretlerimiz meşayih-i kiramımıza nasıl hürmet, hizmet ettiyse, tazım ettiyse, meşayih-i kiramımıza da tazımımız öyle olsun inşallah. Birbirimize nifak olmaktan, şeytana uymaktan, nefse uymaktan, kendi kendimize zarar vermekten Allah'a sığınırız. Allah'a hamd Celle Celaluhu. Resulüne salat sallallahu aleyhi ve sellem. Hak sahiplerine de duada bulunduktan sonra Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La nüferriku beyne ehedim min rüsuli. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ Ayet-i Kerimesini okumakla bugünkü dersimizin adı yeni kelimeler. Bilmiyorum bu kelime ne kadar ecnebicedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği kadarıyla teşebbüh, benzememek. Biz de şimdi onu bir şekilde yeni kullanacağız. Boykot. Boykot nasıl yapacağız? Dilimizin döndüğü kadar, Allah-u Teala verdiği kadar, muvaffakiyeti kadar konuşacağız. Allah-u Teala melekleri sevindirsin, sahabe-i kiramı sevindirsin, Bedir Savaşı'nda bulunanları sevindirsin diye bu vakitlerimizi inşallah burada geçireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, Allah-u Teala bize Peygamber Efendimiz'i gönderdi. Peygamber Efendimiz gelmeden önce kendisinin peygamber olacağını biliyordu. Nereden biliyorum bunu? Zi Yezen diye Habeşistan kralı var. O, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi ile arkadaş, Necaşi'den önce arkadaş. Onun ziyaretindeyken Zi Yezen dedi ki Abdülmuttalib'e, bugünlerde sizin oralara bir genç gelecek, şöyle şöyle vasıflarda bulunacak, öyle birisi var mı oralarda diye deyince, Abdülmuttalip dedi ki var, hem de o benim torunumdur dedi. Tabii ki o Efendimiz'in vasıflarını ona anlatınca, Abdülmuttalip ne öğrendi? Zi Yezen'den Peygamber Efendimiz onun torunu olduğunu, Zi Yezen'den öğrendi. Başka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşı 17 civarındayken Bursa'ya giderken
kervanla. Orada bir bahira baktı ki Efendimizin vasıflarını taşıyan bir vasıf var piyasada. Tuttu onları yemeğe çağırdı. Fakat dedi ki bu kadar mısınız siz? Dedi evet. Yok dedi, sizden birisi daha var. Baktı ki bulut orada duruyor. Dediler evet var, onu hayvanların yanına bıraktık beklesin diye. Onu da çağırın dedi. Efendimiz kaç yaşında o zaman? 17 yaşları civarında. O da gelince Bahira dedi ki Ebu Talib'e bunu buradan ileri götürme. Bunu Yahudiler tanır, öldürürler dedi. Bu peygamber olacak. Ahir zaman peygamber olacak dedi. Bahira biliyordun, Bahira değil mi? Biz bile duyduk. Şimdi bu durumdayken Efendimizin amcası Bahira'dan işittiklerine inanmasaydı oradan geri dönmezdi. Geri döndüler. Başka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam süt annesi Halime annemiz. Allah hepsine şefaat edin. Amin. Onu evine götürdüğü zamanda ne oldu? Evi bollaştı. Efendimizin geldiği yerde rahmet geldi. Dünyalıklar taştı. Millet sevindi Efendimiz var diye. Bu arada bir şey oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birileri ameliyat yapmış değil mi orada? Ameliyat oldu. Sonra bir de Taif dönüşünde bir ameliyat daha oldu Efendimiz. Ama çocuk döneminde bir ameliyat oldu. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu hayat içerisinde olduğuna göre Efendimiz bunlardan haberdar değil mi? Anlaştık. Aslında bunlar bir heyecan veriyor. Ben şu anda çok heyecanlanıyorum. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i peygamberliğine hazırladı. Dürüstlüğü, eminliği, sadakati, etrafındaki faydalılığı, Hacer-i Esved'i yerine koyması, bu gibi olaylar, nice olaylar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeden önce oldu. Aleyhisselatü Vesselam. Aslında bundan sonra konuşmak heyecan veriyor böyle. Kısa yoldan bitsin istiyorum. Şimdi o heyecanlar, o emekler bize kadar geldi yani. Değil mi? O emekler, ben desem ki Abdullah Altuncu'ya bu emeklerin seninle ne alakası var? Benimle ne alakası var diyebilir miyim? Veya size desem, ne iş? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraç etti. Seninle bir alakası var mı? Peygamber Efendimiz miraç etti. Seninle bir alakası var mı? Neden? Asıl benimle alakası var. Hepinizle alakası var. Peygamber Efendimiz miraç etti değil mi? Miraç'ın hepimizle alakası var. Miraç'ta bir şey daha var. Namaz var. Namaz işte boykotun başı. La ilahe illallah dediler ya Ebu Zer radıyallahu anh, sahabe-i kiram, Hazreti Ömer efendilerimiz, Hazreti Hamza efendilerimiz. Bunları aslında unutmamak lazım. Hazreti Hamza, Ebu Cehil'in kafasını yaran, Efendimiz'in hamiliğini yapan, hakkını veren Hazreti Hamza radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, iman etmenin şerefini, izzetini tadan, tattıran. Ne güzel ya. Heyecan veriyor. Allah bize şimdi hayat verdi. Şimdi biz de yaşıyoruz. İşte şimdi biz de yaşıyoruz. Bir boykot denen bir durum var. Bu Gazzelilerin sözcüsünün adı ne? Ebu Ubeyde. Ebu Ubeyde. Ne hatırlatıyor? Efendimiz buyurdu ki, ümmetin emini kimdir? İşte o. Ümmetin emini. Onu Hazreti Ömer Efendimiz ordu komutanı yaptı. Halid bin Velid radıyallahu anh'dan sonra. O da savaş alanlarında, surlarda zırhı olmadan savaşır. Herkes zırh giyer ya, Ebu Ubeyde bin Cerrah zırh giymeden savaşır. Bize ters gelen, benim anlayamadığım, biz şehadetten korkuyoruz biraz ya. Şu anda bana desen, şu sözlerinin arkanda mısın deseniz, yani bilmiyorum ne derim ya. Allah bize şehitliği nasip eylesin. Amin. Ama Allah rızası için birbirimizi sevmemiz, Allah rızası için ilim tahsil etmemiz, Allah'ı zikretmemiz
biliyorsunuz Allah yolunda öldürmekten, öldürülmekten daha kıymetlidir. Allah-u Teala'yı zikretmek. Allah bize dinimizi güzelce öğrenmeyi nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, Efendimiz geldi. Allah-u Teala'nın nuru insanlara erdi. Kur'an-ı Kerim geldi. Hiç zahmet çektiler mi onlar? Böyle yani pikniğe gittiler veyahut da böyle çok güzel mevkilerde oturdular. Musiki eşliğinde, ilahi eşliğinde dualar yaptılar. Yeni yedi ipek elbiselerle, kadınlarla ortak olarak mı hayatlarını yaşadılar? Nasıl biliyorsunuz? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yanında Efendimiz yedi tane hurma bulunca Efendimiz buyurdu ki Ebu Hureyre, bu nedir? Dedi ki ya Resulallah, bunlar senin misafirlerin gelecek ya, onlara ikram edeyim diye saklıyorum. Ben yiyeceğim diye saklamıyorum. Efendimiz'e misafir gelecek ya, onun için saklıyorum ya Resulallah. Efendimiz de buyurdu ki ver ki Allah sana versin. Ver ki Allah sana. Halbuki o kendi için saklamıyor onlar değil mi? Efendimiz'in misafirleri için saklıyor. Allah bize de hazırlıklarımızı böyle Eshab-ı Suffe'de olanlar gibi heyecanlı. Heyecanlı nasip eylesin. Heyecanlı nasip eylesin. Bir hayat yaşayacağız. Heyecanlı. Heyecanlı. Bu melun İsrail bize çok iyiliği var. Hele şu anda çok var. Ebu Ubeyde. Ne güzel ismi vermiş kendisine. Böyle heyecan basıyor her taraf. Şu anda sanki sarığımın içerisi böyle atıyor böyle. Heyecan atıyor yani. Çok güzel ya. Allah bizi bu heyecanla daim kılsın. Amin. Bir de Allah lütfuyla bunun hakkını vermeyi bize nasip eylesin inşallah. Sokaklarda geziyoruz. Milletin şikayeti var. Bilenin şikayeti var. Bilmeyenin de şikayeti var. Şikayetler neler? Hükümet, devlet, ekonomi. İsmin ne senin? Tarkan. İsmin ne senin? Tunç. İsmin ne senin? Kaya. İsmin ne senin? Ona benzer isimler. Bazı isimleri söyleyeceğim de arkadaşlarımız da var. Onlardan sebep söylemek istemiyorum. Ama düşün ki senin ismin Ebu Ubeyde. Senin ismin ne? Hamza. Değil mi? Senin ismin ne? Eyyub. Şöyle Eyyub Aleyhisselam. Senin ismin ne? Muhammed. Senin ismin ne? İbrahim. Heyecanlı bir hayat. Senin ismin ne? Kaya. Senin ismin ne? Bonjour. Yani hiç o heyecanla ne Uhud'da, ne Bedir'de, ne Miraç'ta yok. Çanakkale'de hiç yok. Böyle bir isim. Ağır gelirmiş efendim, ağır. Aziz kardeşlerim, uzun olmasın. Beraberiz. Şu anda Gazze'ye gidemeyiz. Ama Gazze'ye bir faydamız dokunur. Ne yaparız? Allah rızası için niyet ederiz. Ya Rabbi senin rızan için Gazze'dekiler nasıl ki İlahi Kelimetullah uğrunda bir vakit namazı terk etmeden Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerekten senin dinine hizmet etmek için mel'un Yahudilerle dinlerini korusunlar diye nasıl ki şehit olmayı arzu ediyorlarsa ya Rabbi o heyecandan bize de nasip et. Amin. Niye Ebu Ubeyde biz olmayalım? İsrail suresinde yeryüzünde gezerken ayaklarını yere vururken dikkat et diyor öyle. Vela temşi fillerdi meraha. Öyle artist artist. Yeni kelimelerle diyorum. Belki yanlış diyorum ya. Böyle havalı havalı, kibirli kibirli, orijinal ismi, kibirli kibirli yürüme. Meraha yürüme. Ne yerleri yarabilir ne de dağları paramparça edebilirsin. Ne kadar güzel değil mi? Allah ile beraber yaşa. Allah ile beraber. Senin için dışın Allah olsun. Öyle olsun. Allah hepimize nasip eylesin. İnşallah. Hadi kardeşlerim, kafirlerin arasında küfür üç çeşit. Birisi var ki ne Allah'a ne peygamberlere inanır. Bir tanesi var Allah'a inanır, peygamberlere inanmaz. Birileri var Allah'a inanır, bazı peygamberlere inanmaz.
Biz de Amenna Resulü okurken ne diyoruz? لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Biz peygamberler arasında ayrım yapmayız. Ne demek? Peygamberler arasında ayrım yapanlar gibi değiliz yani biz. İbrahim'i, İsmail'i kabul ederiz ama Muhammed'i kabul etmeyiz. Öyle değiliz biz. Bütün peygamberleri kabul ederiz. Biz peygamberlere işittik, isyan ettik demeyiz. Biz işittik, itaat ettik deriz. Bu cümleler biraz önemli herhalde. Bunların işi böyle dolmalı. Kafirler arasında içerisinde küfür böyle üç çeşit. Biz imanımız ise Allah-u Teala'ya iman eder, bütün peygamberlere iman ederiz. Peygamberler içerisinde peygamber, Resul olanlar var, Nebi olanlar var, böyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah bize emanet etmiş olduğu kitabına saygıyla, Efendimiz'e en güzel şekilde tazimle sünnetlerini azı dişlerimize varıncaya kadar sıkı sıkı yapışarak yaşamayı nasip eylesin. Amin. Aslında içimden geçiyordu ki, şöyle ecdadımızı yad ederek, hani Ramazan'da diyoruz ya, Allahu Ekber, beraber diyelim ya, hep beraber. Ramazan'da dediğimiz gibi, üç kere. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, huvallahu ekber, Allahu ekber ve lillahilhamd, Allahu ekber, Allahu ekber, La ilahe illallah, huvallahu Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Huvallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allah-u Teala Ebu Ubeyde'lere, bu Yahudilere yani bu tekbiri getirmeyi nasip eylesin. Şimdi onlar bir tekbir getiriyorlar değil mi? Bir Yahudi'yi cehenneme gönderdiler mi? Herhalde Allahu Ekber diyorlardır. Allah hepsine böyle tekbir getirmeyi nasip eylesin. Bize de bu iki omuzumuzun arasındakine tekbir getirmemizi nasip eylesin. Amin. Amma güzel abi. Yahudilere Adem Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Davud Aleyhisselam'ın diliyle Allah-u Teala lanet etti. Biz de lanet ediyoruz. Ancak lanet etmek hakkımız olduğu halde lanet etmeden diyeceğimiz daha güzel şeyler olabilir mi? Olabilir. Bize yakışan durum itibariyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri içerisinde Allah-u Teala Efendimiz'in ümmetine hidayet nasip eylesin. Amin. İnşallah. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberlerden farklı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala başka peygamberlerden başka 5 tane hususiyet verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanlarına korku bir aylık mesafeden olur. Bir aylık mesafeden. Bu bir aylık olması bayağı yani 10 günlük, 1 günlük, 24 saatlik, 1 aylık. Bu Yahudiler korkuyorlarmış. Tanklarıyla gittikleri halde şu Gazze Savaşı'ndan sonra ne Çanakkale'deki anıları yad edeceğiz herhalde. İnşallah. İnşallah. Allah-u Teala bu Doğu Türkistan'da, Myanmar'da nerede imanı zayıf da olsa Allah adına eziyet edilenler varsa Allah onlara yardım eylesin. İnşallah. Amin. Siz bilirsiniz Kıbrıs'ta var bir tank. Evet. Çok şeyler gördük, ben de gördüm. Veysel Karahani Hazretleri'nin kabrini arıyor. İsmaila'ya geldi adam, Veysel Karahani'nin kabrini arıyor. Duymuş ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkası Veysel Karahani Hazretleri'ne gelmiş, hırka-i şerife. Orada değil, Veysel Karahani Hazretleri'ni zannedersem iki yerde böyle yad edilen türbesi var. Mesela Ebu Derda
Ebu Zer Gıfari. Onların sur içerisinde kabirleri var. Bu sur içerisi biraz önemli ya. Onu biraz anlatacağım ama şu Peygamber Efendimiz'in 5 farklı hasletini anlattıktan sonra anlatacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanları Efendimiz'den bir aylık mesafeden korkarlar. Efendimiz Allahü Teala yeryüzünü mescit. Ne kadar güzel bir şey. Nerede istersen Allah'a secde edebilirsin. İnsanın, daha doğrusu müminin, Allah'a en yakın olduğu an ne zaman? Secde anı. Farz değil mi? Cennette var mı böyle bir farz? Şerif Efendi. Bu dünyada bazı şeyler çok güzel ya. Allah hepimize secdenin tadını tatmayı nasip eylesin. İnşallah. Ondan sonra üçüncüsü, Efendimiz'e ganimet mallar helal oldu. Ondan önceki peygamberler ganimet mallarını bir araya toplar, yakarlar. Eğer malların hepsi gelmediyse yanmaz. Hepsi geldikten sonra yanar. Ganimet malı. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sadece Araplara gönderilmedi. Bütün insanlığa gönderildi. Bu önemli. Biri de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allahü Teala Miraç'ta şefaat yetkisi verdi. Ne dilerse olacak. Efendim Mevlid-i Şerif'te bilirim görmeye doymazsın beni diyor. Du alem, ben seni sevdikten sonra du alem senin olmaz mı ey latif diyor. Du iki demek olduğu için iki alem de senindir. Efendimiz'e İstinaden Mevlid-i Şerif'te beyan edilmektedir. Aziz kardeşlerim, İstanbul'un fethi deyince aklınıza ne geliyor? Havra var mı surlar içerisinde? Var. Kilise var mı? Var. Bir şey var. Fatih Sultan Mehmet gelince orada bir Beytullah diye bir şey oldu değil mi? Ne oldu? Fatih Camii oldu. Ayasofya'nın kıblesi. He? Vay be! Ne güzel heyecanlı günlerimiz var ya. Ayasofya cami oldu. Hem de Ayasofya'nın bir konumu var. Buna millet anlatır böyle heyecanlandı. Yani bilmiyorum ne kadar heyecanlı. Herkes farklı farklıdır da. Bir şeyler söyleyeceğim çekiniyorum ama Allah hepimize yardım eylesin. Ya şu dinimizi bir heyecanla yaşamamız lazım ya. Mesela Sübhane kelimesi var. Sübhane. Sübhane kelimesi seni tenzih ederim. Neden tenzih ediyor? Tenzih ettiği konu Yahudilerden, Hristiyanlardan kaynaklanıyor. Yahudiler Allah'ın oğlu var dediler. Allah'ın melekler kızlarıdır dediler. Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyor? Sübhanallahi amma yasifun, amma yüşrikun. Lemezlerine okuyoruz. Huvallahu la ilahe illa el melekül kuddüsü selamül müminül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir. Sonra Sübhanallahi amma yüşrikün. Allahu Teala'ya ortak koştuklarından Allah tenzih ederiz mi? Oraya onun Sübhani kelimesinin yerine başka bir kelime herhalde koyamayacağız. Sübhan İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında Hak Sübhanehu ve Teala. Hak. Hak. Sübhanehu ve Teala. Hak. Sübhanehu ve Teala. Üç kelimeyle genelde Allahü Teala'yı anmaktadırlar. Celle Celaluhu. Allahü Teala şefaatlerine nail eder. Şimdi efendim, bu Bedir Savaşı'nın sembolizesi var. Bazen şöyle durumlar oluyor. Bazı isimler var. Mesela Hazreti Hamza. İsmini Hamza koyuyor adam. Niye koyuyor? Hamza. Hamza ona, Hazreti Hamza'nın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahip çıkmasını canlandırıyor. Sen kimsin de Ebu Cehil benim Muhammed'ime, peygamberime, o zaman daha henüz iman etmemiş değil mi? Sen böyle eziyet edersin. Sen kimsin diyor. Gidiyor kafasını yarıyor. Ondan sonra geliyor iman ediyor. Ah, tam işte bu da Hamza işte. Hamza. Bir de bu Hendek Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, bu kılıcın hakkını kim verir diye. Orada birileri istedi ama sonra birisi istedi.
Efendimiz de kılıcı ona verdi. Onun ismi neydi? Ebu Dücane miydi? Ebu Dücane. Kılıcı almış eline. Kırmızı bandı da sarmış başına. Gidiyor. Havalı havalı gidiyor. Çok artistik gidiyor. Veya ne diyeyim, ne, çok büyükleyici mi gidiyor? Oraya işte konuşmaya korkuyorum. Şaşırıyorum konuşmaya. Efendimiz buyurdu ki, bu gidiş gururlu, kibirli gidiştir. Bize yakışmaz ama şimdi savaşa gidiyor ya, yakışır diyor. Ebu Dücane radıyallahu anh. Yani bunlar Efendimiz'in yanındayken kahramanlıklarını Efendimiz'e göstermiş. Efendimiz onlardan memnun olmuşlar. Camilerde yazılı Talha radıyallahu anh. Efendimiz onun için ne buyurdu? Anam babam sana feda olsun, at. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas için de söylenir. Fî makal evke makal. Efendimizin yanında kahramanlıklarını göstermişler. Şimdi biz de çocuklarımıza onların isimlerini veriyoruz. Önemli mi? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Ne oldu? Yahudilerin, Hristiyanların davaları Suriye içinde bitti. Şimdi biraz saadete gelelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa'ya doğru secde ederken Allah-u Teala'nın emriyle Efendimizin gönlü olmak üzere kıbleyi değiştirdi mi? Şimdi ben iyilik olsun diye, Yahudilerle, Hristiyanlarla güzel geçimim olsun diye Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılsam, nerede olsa peygamberler de kılmıştı oraya, sahabe-i kiram da kılmıştı diyerek yorumlar yaparaktan, akıl ve mantığa uyduraraktan Mescid-i Aksa'ya doğru secde etsem kabul eder misiniz? Zamanımızda böyle kabul edenler var. Sadakallahu lazım dediğinde Kur'an-ı Kerim'in o yorgunluğunu, o sıkıntılarını İbrahim Aleyhisselam'ın inni veccehtu vecihiye lillezî fatara semâvâti ve nüsükî ve mehyâye ve memâti lillâhi rabbil âlemin tazahuru olmak üzere Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasıfun demeyenler heyecanlarını yitirmişler ya. Sadakallahu lazım deyince Allah doğrudur. Neye doğrudur? Allah birdir. Allah-u Teala'nın kızı yok. Oğlu yok. Melekler Allah'ın kızları değildir. Diyor. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasıfun. Kur'an-ı Kerim başından sonra kadar bundan beklenir. Peygamberlerin hepsi bundan sebep gelmiştir. Allah birdir. O demek. Zikrediyoruz. La ilahe illallah, la ilahe illallah ne demek? Allah birdir. Bunlar Subhanallah demek. Subhanallah bunların özeti ya. Subhanallah. Aziz kardeşlerim, Subhanallah çok önemli. Hayatımız, Bedir Savaşı, İstanbul'un fethi, şimdiki Ebu Ubeyde'lerin cihadı, Subhanallah. Sadakallahu lazım deyince türler ürpermeli. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun derken kıyamet kopuncaya kadar nefesin uzamalı böyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Bedir'de gelen melekler, Çanakkale'de gelen yardımlar, İstanbul'un fethi hepsi içerisinde. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Allah-u Teala'nın yardımları hepsi içerisinde. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Sadakallahu azim dedikten sonra bana göre denmeli. Ama hoca hocadır. Hocalara saygımız çoktur. Onlara göre demesek de olur. El-Fatiha. En güzel Kur'an-ı Kerim okudukları halde, yani Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyanlar bunu düşünmeyerekten böyle diyorlar. Benim de içim cız ediyor ya. Eksik kala kala Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun mu kalsın ya. Sadakallahu lazım dediysen onun telini çekenleri,
o davayı, o ayetleri, o sureleri korumak için inen melekler, En'am suresinin 70 bin melaikenin korumasıyla gelmiş. Sadakallahu lazim, öyle kolay değil. Tamam abi, ben ödemeyi yaparım abi. Ne zaman? Yarın. Tamam mı? Tamam. Bırakmıyorsun adamı. Abi diyorsun, dur şöyle bir imza at. Saati imza olmaz. Malın mülkün var mı? Öyle herkesin imzasını almıyorsun. Neyin var? Parası bulu olmayandan imza alsan ne olur? Onu sağlama bağlıyorsun işi. Sadakallahu'l azim. Allah doğrudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiştir o doğruluğu desteklemek üzere. Nice şehitlerimiz var. Ebu Ubeydelerimiz var. Değil mi? Ebu Ubeydelerimiz var. Allah bizi onlardan etsin ya. Yani gerçekten ya. Şimdi onlar böyle ter döküyorlar, kan döküyorlar. Belki 1,5 ay oldu. Ne yiyorlar, ne içiyorlar ya. Allah-u Teala, ya Rabbi onlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine açlıklarını giderecek, susuzluklarını giderecek kuvvet ver ya Rabbi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle olay oldu. Oruç tutacağım demişim. Ben hep oruç tutacağım. Dedimişler Efendimiz'e, ya Resulallah bu diyor ki, hep oruç tutacağım. Efendimiz buyuruyor, olma. Siz bana bakmayın dedi. Allah beni yedirir, içirir. Yani ben oruç tutuyorsam, siz beni gibi benimle adım atmaya kalkmayın yani. Allah beni yedirir, içirir. Şimdi Allah-u Teala'yı yedirip içiren Allah-u Teala, kuvvetinden eksik olmaz. Hikmetinden de eksiklik yoktur. Ya Rabbi, buraya gelen bu kardeşlerimin hürmetine, o Gazze'deki kardeşlerimin ihtiyaçlarını gör ya Rabbi. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı'na gittiğinde sahabe-i kiram yorgun. Orada su kuyuları varmış. O kuyuları kapattırdı Efendimiz. Bir kuyun etrafına durdular. İstirahat edecekler, yorgunlar ya. Allah-u Teala onlara sekine indirdi. Yani geceliğin rahat rahat uyudular. Uyandıkları zaman dinç. Müşrikler yorgun geldiler. Allah-u Teala Bedir'dekilere böyle de yardım etti yani. Böyle de yardım etti. Su kuyularını kapattırdı. Bir yağmur yağdı, zemin kaymaz oldu. Onlar da kendilerini kuvvetli hissettiler. Demediler ki yorgunuz mu? Zaten melekler de yardım etti orada bizzat. Bedir Savaşı. İşte o zor savaş, ilk savaş. Allah-u Teala tarafından övülen o mübarek kimselere gelen melekler sarıklı geldiler. Cebrail Aleyhisselam sarı sarıkla geldi. Dolayısıyla ben şimdi bir yanlış kelime kullanayım. Yanlış olsa kullanayım. Sarık saran diyor ki Sübhanallah. Sübhanallah. Efendimizin gelişi Sübhanallah değil mi? Yahudiler, Hristiyanlar demediler mi Allah'ın oğlu var, kızı var? Efendimiz gelmekte öyle bir şey oldu mu? Ne dedi mi? Sübhanallah. Amma yasifun dedi. İşte o melekler Sübhanallah gelişsin diye geldiler. Bunu fazla kitaplarda araştırmaya gerek yok. Adam ben hemşireyim diyor. Kendine göre kılıflar buluyor, bir şeyler yapıyor. Sarıkla gezen adam Bedir sahibine, eshabına gelen melekler gibi yiyeyim diyor. Ben Allah birdir diyorum. Onun uğrunda Allah hepimize nasip eylesin. Şehit olurum diyor. O Bedir Savaşı'nda bir hesap daha da var. Ebu Süfyan kervanı doldurmuş. Müslümanların aleyhine silah hazırlığı yapacaklar. Yatırım almak üzere müşriklerden para topladılar. O parayla gittiler, mal aldılar. Onları Mekke'ye getiriyor. Ebu Süfyan bu işin haberini alınca o denizin kenarındaki yolu tuttu. Fakat haber etti ki müminler bizim yolumuzu kesecekler. Çabuk bize yardım edin. Dedi, haber gönderdiler Mekke'ye. Mekke'nin de uluları Ebu Cehil gibi olanları, Ebu Hureyre'ye eziyet edenler, Müslümanların böyle fıçılara koyup su vermeyenler, güneşin altında tutanlar, ateşe sırt üstü yatırıp, efendime söyleyeyim, arkalarında Hazreti Ömer zamanında haritalar gibi kabarık bulunan sahabiler oluşturan o zalimler geldiler. Efendimiz buyurdu ki,
İkisinden birini, hangisini? Ebu Süfyan'ı mı yoksa Mekke'nin ulularını mı temizleyelim? Ya Resulallah sen bilirsin dediler. Bedir'de onları karşıladılar. Çok neşeli bir şey. Allah-u Teala Mekke'nin o ileri gelen müşriklerini cehenneme gönderdi Bedir Savaşı'nda. Melekler geldi mi? Geldi. Ama melekler geldi değil. Melekler nasıl geldi? İşte Allah bize öyle Hazreti Hamza gibi, Hazreti Ömer gibi olmayı nasip eylesin. Dolayısıyla heyecanlı bir hayat ya. İnsan yatarken heyecanlı, kalkarken de heyecanlı ya. O Subhanallah kelimesi var ya, çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Allah hepimize tatmayı nasip eylesin. Şimdi aziz kardeşlerim, boykot diye söylemeye çalıştık. İsrail mallarını almayalım. İşte şunun malını almayalım, bunun malını almayalım. Gerçi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de Müslüman pazarı kurdu. Ama Hendek Savaşı'ndaki silahları Yahudilerden aldı. Ondan sonra onları o silahlarla öldürdü. Daha doğrusu Beni Kureyze kabilesi kuşatma altına geldi. Sonra oradan çıktılar. Yemin ettiler. Bunun intikamını alacağız dediler. Yahudiler şimdi onun intikamını alıyor. Bizim çocuklarımızı, hamile kadınları, erkeklerimizi, o Bedir'in intikamı, aman Beni Kureyze kabilesinin intikamını almak üzere içindedirler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu. Müşriklerle, önce Yahudiler. Yahudiler ve müşrikler sizin en şiddetli düşmanınızdır. Sonra Hristiyanlar. Onlar da dostumuz demiyor. Onlar sizin dostunuz demiyor. Ama onlar kadar düşman değiller bize. Şimdi siz de yaşarken bu dünyada ona göre yaşayın. Boykot ederseniz boykot edilecek Yahudiler var. Çinliler var. Bir de kim var? Neydi bu iki omuzumuzun arasında olan bir tane en şiddetli? Neydi Şerif Efendi o ya? Anlamadım. Ulan canlı canlı söyle, duymayalım. Ne diyorsun? Mehmet Efendi neydi o? Nefis diyor. Yani. Nefis. Âdâ adûvekellezî beyne cembeyke. Efendimiz buyurdu ya Peygamber Efendimiz. Ne güzel ikaz ediyor. Ne güzel büyüklerimiz var. Nefsine muhalefet. Allah hepimize nefsimize muhalefet etmeyi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmayı, birbirimize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği üzere kardeşlik yapmayı nasip eylesin. Bazı hanımlar görüyoruz açık gözlü insan cız ediyor hiç yapar. Çok üzülüyorum. Ben kadınlara bakarak hala konuşamam. Allah Efendi Hazretlerimize fevka tecelliler ihsan buyursun. Ne güzel öğütler verdi bize. Neler neler. Neler gördük neler. Böyle nefsinin arzusuna uyarak, Müslümanım diyerek gezerek, bazı hocalar da var böyle. Nefsinin kölesi olmuş, Müslümanım diyor. Belki de mihraba geçiyor veyahut da ben de Müslümanım diyor. Efendimiz'den bahsettiğin zaman da şöyle diyor. Ya o sünnet kardeşim ya. Kime hizmet ediyorsa, o benim sizin dediğinizin arkadaşı, nefsimin ortağı. Fakat artık bilemiyorum şu nefsimi düşman bellemeyi Allah nasip eylesin. Eve misafir getirmem lazım. Beleşe konmak için. Ne var ne yok evde mutfağa tıkayacağım bir senelik. Ondan sonra bir misafir çağıracağım eve. Ona diyeceğim ki bak bütün bunlar senin istediğini ye. Misafirin artığı Ahmet Efendi helal değil mi? Sen diyorsun hesabı da yok. Korkuyorsan ben diyorum. Sehurda yediğimiz, iftarda yediğimiz, misafirden arta kalan döndü köşeyde ya. Ya döndü köşeyi ya. Allah-u Teala Erhamur Rahim'in. Şöyle bu Allah'a eş koşan, ittihaz edenler var ya. Allah onların yüzünden yetefattarne min fevkihinne vel melâiketü yüsebbihûne bihamdi rabbihim. Kur'an-ı Kerim'de iki yetefattarne var. Bir tanesi Şura'da, bir tanesi Meryem Suresi'nde. Allah-u Teala çok kızıyor. Şimdi o Allah-u Teala Yahudilere, Hristiyanlara çok kızıyor. Biz de onları boykot ediyoruz ya. Onların zıttıyla, yani o
Allahü Teala'ya eş koşanların zıttına istinaden Allah bizi bir hesapsız cennete koysa, onlara dese ki nasıl? He? Nasıl? Bunlar Sübhanallah dediler, hesapsız cennete girdiler. Hadi bakalım, tadın azabı var ya. Cennetlikler cennet, cennetlikler cehennemlikler yerlerine gittikten sonra benade ashabun nari ashabel cenneti nida edecek Allahu Teala cennetliklere de cehennemliklere de. Allahu Teala cennettekileri cehennemliklere gösterecek. Vay diyecekler. Neler kaçırdık. Cennettekiler diyecek ki Allah bizi nelerden korudu diyor. Böyle bir ismarlaşma, karşılaşma bir durum pozisyon var yani ahirette. Allah bizi cennette o Ebu Ubeyde'leri şehit etmeye uğraşanlar var ya, onları seyretmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi bir hayal kursanız şöyle, manzara nasıl? Cennette Firdevs-i Ala'dasınız. Allah-u Teala'nın cemalini seyrediyorsunuz. Bir de cehenneme bakıyorsunuz şöyle. Orada ne diyor ya İsrail'in başı? Netanyahu orada baş köşede. Cehennemde kıvranıyor. Amma zevkli ama. Hayali bile güzel. Onun inadına şimdi Sübhanallah demek nasıl? Vallahi çok güzel. La ilahe illallah demek aynı şey. Kul huvallahu ehad aynı şey. Bak kaç tane kelime var Kur'an-ı Kerim'de. Hepsi Sübhanallah manasında. Aziz kardeşlerim, siz çok bahtiyar kimselersiniz. Bu boykot edeceğiz Yahudileri, Hristiyanları. Çünkü onlar Efendimiz'e kastettiler. Efendimiz dinini yaymasın diye çok uğraştılar. Bir tane daha var. Bizim düşmanımız. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürsünler diye müşrikler her kabileden bir adam gelsin diyerekten toplantı yaptılar. O toplantılarda o kabilelerden olmayan birisi gitti. Dediler ona sen kimsin? Hangi kabiledesin? Seni tanımıyoruz. Dedi ki ben kavmi Necid'denim. Kavmi Necid'den. Siz buraya peygamberi nasıl öldüreceksiniz diye toplanmadınız mı? Evet dedim. Tamam işte. Benim de fikirlerim var. Size yardımcı olurum dedi. O toplantıda en çok akıl veren ne oldu? Ahmet kimdi o? Allah'ın helal sana. Allah ömrüne ömründen daha fazla versin. Şeytan. Şeytanın kavmi Necid'den. Şeytan aleyhillâne. Aramızda mı bizim? Biraz ben yanlış kocaman değilim ama. Yalnız şeytanın bize çok faydaları var. Tevbe edersek Allah tevbelerimizi kabul eder. Yeter mi Abdullah Hoca? فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّيَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ Aramızda kalsın da. Allah-u Teala kötülükleri hesenata çevirecekse şeytan ona karışabilir mi? Allah'ın işine şeytan karışabilir mi Mehmet abi? Sen diyorsun ki tarikat dersini yaparken ya beceremedim edemedim. Estağfurullah estağfurullah. Ne vardı tarikat dersinde? Eksiğim vardı. Allah-u Teala o eksiği hesenata çevirir mi? Ya çevirmez mi be? Hele Efendimizin ümmetine. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Şimdi aziz kardeşlerim. Beytullah'tan ibret alacağız. Yönümüzü Allah-u Teala Mescid-i Aksa'dan çevirdi. Mescid-i Aksa'nın bir kabahati mi var? Yahudilerin sebebiyle. Mescid-i Aksa'nın bir kabahati yok. Allah-u Teala buyurdu ki orayı ben mübarek kıldım. O etrafı mübarek kıldım. Ve miracı Allah-u Teala oradan yaptırdı Efendimiz'e. Mekke'den yaptırabilirdi. Oradan yaptırdı. Peygamberlere namaz kıldırdı. İbrahim Aleyhisselam'la görüştü. Neler öğrendik? Musa Aleyhisselam'la görüştü mi? Musa Aleyhisselam'ın Adem Efendi bize faydası var mı? Nasıl? 50 vakitti. Beşeyin. Beşe sayısı indi. 50 vakitte bir eksiklik var mı? Yok. 50 vakitte bir eksiklik yok. Ya be. Beleş diyeceğim de utanıyorum deme ya. Bunu en güzel velev la fe'lullahi aleyküm ve rahmetühü demek daha güzel. Allah'ın fazlı ve bereketi üzerimize olmazsa biz çok zarar çekerdik. Allah'ın fazlıyla kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalike فَلْيَفْرَحُوا Allah-u Teala hem bu dünyada hem de ahirette o Yahudilerin, Hristiyanların karşısında hava atmayı Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Bu dünyada da zevkli oluyor sarık sarmak ha. Gerçekten. Onu böyle
Bedir'i hatırlayaraktan Allah'ın varlığını, birliğini ilan etmek üzere kurulmuş o ordu var ya, melekler gelmişler. Ya sevabı çok da hareketi de çok lezzetli oluyor. Allah-u Teala namazlardan, zikirlerden zevk almayı hepimize nasip eylesin. Biraz anlatacaklarım biraz fazlaydı ama burada yetsin. Şimdi bu Abdullah Hoca'ya dedim ki burası Zoom yapıyor mu dedim. Bana yapıyor dedi. Şimdi aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz bizi seviyor mu? Bak bunu böyle lafla değil ha. İçtenlikle, hissederek. Hani var ya dağda kaldığın zaman ana baban kavga ederken veya annenle bir şey, anne diyorsun ya böyle. Anne diyorsun ya. Baba demiyorlar, anne diyorlar. Aslında baba daha kuvvetli ama anne diyorlar. Çünkü annenin şefkati babaya benzemiyor. Baba iyilik yapayım derken tüh bir iyilik yapıyor be. Tüh bir iyilik yapıyor. Anne yavrum kanım ağrıyor. Bu yemeği beğenmezsen öteki yemeği. Hele benim bizim Mahmud'un anası var. Allah! Allah! Şimdi efendim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminlere haris, bil müminine rauf, rahim. Allah-u Teala'nın vasıflarıyla, isimleriyle vasıflanmış Efendimiz müminlere karşı. Ya Rabbi bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hürmetine, şu okuduğumuz ayetler hürmetine, Efendimiz'e düşkün eyle, hem de öyle ki hem sen razı ol, hem de sevgilin razı olsun bizden ya Rabbi. Amin. O bizi seven, bize düşkün olan Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Yahudilerin durumunu şöyle anlatıyor. İsrailoğullarında ilk görülen kusur şu idi diyor. Adam birine rastlar, ey kimse Allah'tan kork ve yaptığını bırak, bu sana helal değildir derdi. Sonra ertesi gün yine karşılaşırdı. Bu adam onunla oturup yemesine, içmesine mani olmazdı. Önceden yapma diyordu ona. Şimdi gitti onunla oturdu. O yiyor, içiyor, oturuyor. Bunu yapınca Allah kalplerini birbirine vurdu. Şu ayet bunu söylemektedir diyor. Estağfirullah. Lu'inellezine keferu min beni İsrail ala lisani Davud'a ila ahiril ayet. Kur'an-ı Kerim'in 120. sayfasında. Kul ya ehlel kitabi diye başlayan sayfanın ikinci ayeti. İsrailoğullarından kafir olanlara Davud Aleyhisselam'ın ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanet edildiler. Bu da isyanları ve yaptıkları şey nedeniyle idi. Bu çok önemli. Yaptıkları isyanları sebebiyle idi. Birbirlerine yaptıkları kötü şeyden men etmezlerdi. Yaptıkları şey ne kötü idi diye ayet-i kerimenin mealini okudu. Sonra Efendimiz şöyle buyurdu. Şimdi bu Beni İsrail'in dili. Şimdi bize haris olan sevgili Peygamberimiz bize şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve zalimi tutar, hakka getirirsiniz, onu hak üzerine durdurursunuz ya da Allah kalplerinizi birbirine vurur, onlara lanet ettiği gibi size de lanet eder. Abdullah bunu sonradan izleyecekler değil mi? Arkadaşlar bu bize lazım. Boykot edeceksek bu duruma düşecek durumda olmamalıyız. Zalim kim? Zalim ve ma zalemehumullah velakin kanu enfusuhum yazlimun. Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendilerine zulmettiler. Yahudiler bunların başı. Peygamberlere sıkıntı çektiler. Birçoğunu öldürdüler. Peygamber Efendimiz'e de eziyet ettiler. Bu Yahudiler, Allah-u Teala onları alemlere karşı faziletli kıldığı halde, başkalarına o kadar peygamber göndermedi, Yahudilere gönderdiği kadar, onlar da peygamberlere karşı geldiler.
Şimdi Allah-u Teala Efendimiz'in diliyle Beni İsrail'in konumunu bize duyurdu. Ya kötü olanları yola getireceksin, mani olacaksın. Oy kullanıyorlar ya. Bunun azı çoğu, ne kadar kurtarabilirsin kar. Yani kötülükten ne kadar kurtarabilirsin kar. Allah bize başında Eûzü Besmele yazılı kitaplar nasip eylesin. Amin. O kavmi Necid'den olan birisi vardı ya Ahmet Efendi. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor? Şeytan, bir de Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınma. Çok güzel ya. Şeytandan Rahman ve Rahim olan Allah'a sığın. Ne kadar güzel ya. Şimdi siz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti. Allah size torpil geçer. Tolerans tanır. Yaptığınız biriyle en az 10 kat verir. Belki 700 verir. Belki daha fazla verir. Ahirette ilk önce siz cennete gider. Böyle pozisyondayken git de Yahudilere benze ya. Yapma böyle. Boykot yap. Şeytana da boykot. Bir tane daha boykot. Şimdi yemek içmek serbest ya. Ne istiyorsa canın ye. Ama yalnız yeme. Espri olsun. Hocalar burası ne yazıyormuş? Bizim bir hocamız vardı. Benim Karagümrük'te bir hocam vardı. Allah selamet versin yaşıyorsa. Hocaların boğazına ye yazıyor diyor. Ye. Ama o hoca şimdi böyle düzen mevkilerde kadın erkek ilahi okuyan kadınların arasında vaaz eden onlar değil. Allah'tan korkan, yerken hesap eden, müminlere Efendimiz'in gözüyle bakmaya çalışan, kendisi Efendimiz gibi insanlara, müminlere hizmetkar olan hocalar var ya. Allah hepimize öyle olmayı nasip eylesin. Şu evlatlarımızı da öyle ümmet-i Muhammed'e hizmetçi. Ondan zevk alan, Allah için malını canını feda eden, nefsinin en büyük düşmanı Efendi Hazretleri gibi her zaman Allah'ı zikreden hocalardan olmalarını nasip eylesin. Amin. Allah bize de nasip eylesin. Amin. Demiş, emseydü kürdiyen ve esbahtu arabiyya demiş. Allah-u Teala'ya zorluk yok. Şimdi, aziz kardeşlerim, Yahudinin malını alma, Yakup, Yusuf mi ne diyorlar? Yakup. Yakup. Yusuf değil. Yusuf. Bunu böyle yapacağız. Yusuf olacak. Biz Yakup Aleyhisselam'ı çok seviyoruz. Yusuf Aleyhisselam'ı çok seviyoruz. Onları bu Yahudilere bırakmayız. Yani onlar bizim peygamberlerimiz. Bu Yahudiler onlara karşı geldiler, hakaret ettiler. İntikamını, onların intikamını biz almamız gerekiyor. Allah Mehmetçiğimize yardım eylesin. Amin. Mehmet de niye Muhammed değil? Yok. Efendimizin ismini leke getiririm korkusuyla Mehmet. Yoksa Muhammed de Efendimiz'e hakaret ettiririm ya. Bana bağıran Muhammed diye bağırır. Ben de kusurlu olurum. Mehmet demişler. Şimdi o var ya ordu son ordusudur İslam'ın. Mehmetçik ya. Biz her zaman Mehmetçik arkadaşlar. Allah bilir. Bizden ne istiyor Allah-u Teala? Malıyla, canıyla cihad et. Onu nasıl yapacak? O Hazreti Talha'ya ok. Hazreti Hamza'ya güç. Hazreti Ali Efendimiz'e güç. Ben kendimi biraz pasif görüyorum ya. Bu cumartesi günü öğleliğin birisiyle öğle namazını kıldık. Gördü caminin camında Yahudi kıyafetlerinden bir tane aldı onu attı eşya. Namaz bitti çıkacağız geldi birisi. Niye onu oradan aldın dedi ya. Dedi ben namaz kılarken karşımda öyle şeyler görmek istemiyorum dedi. O yüzden attı. Adam bir şeyler daha dedi. Dedi atmadım diye mi bana kızıyorsun? Ben onu görmek istemiyorum dedi ya. Adam geri vites yapmadı. Çıktık dışarı. Diyor ki adama kardeşim. Abim. Ben seni canım gibi seviyorum. Bak namazı beraber kıldık. O sana yakışmıyor abi. Niye sen bana böyle yapıyorsun diyor. Yalvarırım sana diyor dışarıda.
Şimdi benimle beraberim ya, kendimi böyle paspas hissettim ya. Dedim ona, seni tebrik ederim ya. Senin gibi adam bana lazım ama ben senin gibi olmak da istiyorum. Hakikaten öyle ya. Allah deyip ölmek var ya. En güzel ölüm o değil mi? Bilmiyorum ne diyeceksiniz. Cennete gidenlerden Allah bir şey istiyor musunuz deyince kim istekte bulunacak? Şehitler. Ne diye bulunacaklar? Şehit olduktan sonrakini mi istiyorlar? Şehit olurken. Olurkeni istiyorlar. Oo, şehit. Ama biz de şehitlikten korkuyoruz Mehmet Efendi ya. Burada bizim biraz sıkıntı var ya. Allah vermiş mal, can. Allah için yaşamayı Allah hepimize nasip eder. Amin. Aziz kardeşlerim, bak ufak tefek çalışmalarınıza ben şahidim. Herkesin bir suresi, bir kutsi hadisi mutlaka olmalı. Kutsi hadisi adı gibi ezberlemeli. Sureyi de anlatabilmeli. Özet anlatır. Biraz sonra biraz daha gelişir. Biraz sonra biraz daha gelişir. Derken o Kur'an-ı Kerim birbirine böyle girift. Nazihat suresi, Hakka suresi, Adiyat suresi, bunlar birbirlerine çok benziyor. Fecir suresi, İnşikkat suresi, çok benziyorlar birbirlerine, çok zevkli. O taraftan biraz olursa haberimiz, ondan zevk alırız. O zaman size böyle, mesela diyelim ki, bir kez Allah dese, aşk ile lisan, dökülür cümle günah, misli hazan. Ondan sonra, ismi pakin pakin. Ondan hoşlanmasınız da, Allah deyince, Allah deyince o Ubeyde gibi, ya Rabbi bizi galip et. Şu üzerimize bombalar yağdıran, tanklarla gelen, 1,5 aydan beri susuz, aç bizi bırakmaya çalışan, bu yer altında öldürmeye çalışan senin düşmanlarının şerrinden ya Rabbi. Allah! İkisi aynı mı? İki Allah aynı mı? Lafızları aynı. Namaz kılarken Allahu Ekber hiç de öyle kolay söylenmiş bir cümle değil. Allahu Ekber hiç öyle kolay söylenmiş bir cümle değil. Allah hepimize namaz kılarken tekbirimizi aşk ile, rükû varırken aşk ile, secdeden kalkarken aşk ile, o semiallahu limen hamideh. Ne kadar zevk ya. Bütün yorgunlukların neticesi Allahu Teala hamd edeni işitti. Oh be. Allah işittikten sonra gerisi Ali Bayram gerisi ne olacak? Ne faydası dokunur ne de zarar dokunur. Hamd edin. Subhane Rabbiyen azim. Subhane Rabbiyen azim. Subhane semiallahu limen hamideh. Çok güzel ya. Allah hepimize namazı yakın, secdeye yakın yaşamayı nasip eylesin. Amin. İnşallah. Şimdi burada biraz siz dinleyince ben sesiniz de çıkmıyor. Beni bağışlayın. Burada yebni Adem teferrag li ibadeti emle sadreke gınen diye bir kutsi hadis var. Hepsini okumayayım. Ey Ademoğlu, kendini ibadetime ver, kalbini zenginlikle doldurayım diyor. Ey Ademoğlu, kendini ibadetime ver, kalbini zenginlikle doldurayım. Yoksa ellerini meşguliyetle doldururum ve fakirliği kaldırmam. Ya Allah-u Teala'ya ibadet edecek, kendini ona verecek. Yoksa ne oluyor? Ellerini meşguliyetle doldurun. Hocam, çok işimiz var. Ya ezanlar okunuyor ki, çok işimiz var. Hocam, çok işimiz var. Bu nasıl? Ne kadar birbirine uyumlu değil mi? Şimdi o adam bunu bilse demez böyle, çok işim var bana. Bilse demez. Çünkü yoksa meşguliyetle doldururum ve fakirliğini de kaldırmam. Bu kutsi hadisi Tirmizi hadis kitabından nakledilmiştir. Bu
Hepimize lazım. Kim için? Mümin kardeşlerimiz var ya, Resulullah Efendimiz'e inanıyor, Allah-u Teala'ya inanıyor. O iki omuzumuzun arasındaki onu yakalamış, nefsi yakalamış. O kavmi Necid'den olan da yakalamış. Onların askerleri de var. Hep namaz mı kılacaksın ya? Burada da kılsan olur, şurada da olur, burada da olur. Beytullah'a gidersin, hoca der ki burası her yer mescit. Sanki yeryüzü mescit değil. Beytullah'da kılacağız ya. Der ki otelde de kılsan olur kardeşim, burası da Beytullah sayılır. Halbuki cemaat arasında iki saf olacak kadar boşluk olursa o cemaat ona uymadı, imama uymamış oluyor. Ama Beytullah'ın imamına uyarsın da mesfelede de uyusan ona uydun. Madem o cemaat, niye başkaları imamlık yapıyor senin kıldığın yerde? Şimdi aziz kardeşlerim, nefsin havaları, artistlikleri çok. Siz Allah için olun, uyanık kimselerle arkadaşlık yapın. Uyanık, Şerif Efendi, uyanık kim ya? Uyumayan. Mehmet Efendi, kim uyanık? Allah'a da sözüne itaat edin. Akıllı olun. Ellezine, o kimselerdi ki, يَسَّمِعُونَ الْقَوْلَ sözü işitirler, فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ en güzelini yaparlar. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهِ onlar Allah-u Teala tarafından hidayettedir. وَاُلَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ bunlar uyanık kimselerdir. Bitirim. Şeytanı çuvağa nasıl koyacağını biliyor. Nefsine nasıl numara çakacağını biliyor. En güzelini yapıyor. En güzel hangisi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı. Allah-u Teala sevgili peygamberimizi canımıza çok sevmeyi nasip eylesin. Bedir'de gelen melekler bizim için çok kıymetli, çok. Kadir kıymet bilmeyi Allah nasip eylesin. Allah-u Teala zürriyetimize, yakınlarımıza ahlak-ı hamideyi miras bırakmayı nasip eylesin. Mal eğer cehenneme götürecekse gelsin mi? Allah hayırlısını versin. Bak şimdi ben size bir hikaye anlatayım. Bizim bir arkadaşımız var, Kutsi Mehmet. Allah-u Teala afiyetini versin. Kutsi olmasının sebebi 40 tane Kutsi hadisi ezberledi diye biz ona Kutsi isim veriyoruz. Gözlerinden rahatsız. Allah-u Teala ona gözünden rahatsızlık verdi. Eğer gözünden rahatsızlık olmasaydı o da öteki arkadaşlar gibi oynamaya fırsat bulur. Arkadaşlar onu bırakmazdı zaten. Fakat Allah-u Teala ona iyilik verdi. Okudu. Hoca oldu. Bolu taraflarında şimdi hoca, onu tanırsınız. Kutsi Mehmet. Bir gözünde sıkıntısı var. Ama şeytanı iyi tanıyor. Allah yardımcısı olsun. Hepinizin yardımcısı olsun. Şimdi öldükten sonra dirildik. Bu dünyadan gidecek miyiz? Öldükten sonra dirildik. Bir var ki Efendimiz bizi karşılayacak. Karşılasın mı? O zaman Efendimiz'e salatü selamları çoğaltacağız. Efendimiz bizi karşılarsa sen nerede sıkıntı çekersin ya? Değil mi ya? Bir dahası var. Her kim malıyla, canıyla Allah yolunda cihad ederse Allah ona müjdeler verecek. Tevbe suresinin 1, 2, 3, 4. sayfasının başı. Şimdi o zaman haberiniz olsun. Allah-u Teala size müjdeler versin. 1 lira varsa 1 lira, 1 trilyon varsa 1 trilyon. Paradan bahsediyor, maldan bahsediyor, ne kadarsa. Abdurrahman İbni Avf, Hazreti Osman radıyallahu anh, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, zenginler. Hakkını verdiler. Ya Rabbi bize de verdiğin şu imtihanlardan muvaffak olmayı nasip et. Allah imtihan etti de sen de muvaffak oldun. Nasıl bir imtihan Mehmet abi? Nasıl bir imtihan? Muvaffak olduktan sonra süper değil mi? Allah'a zorluk yok. Siz buraya Allah için geldiniz. Allah-u Teala sizi muvaffak etsin. Amin. Efendimizle, sahabe-i kiram ile Efendi Hazretlerimizle müjdeler almanızı nasip eylesin. Amin. Orada siz müjde alırken bizim de görmemizi nasip eylesin. Amin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله يبرزنا نازوس آمين